ediyor. Uzun süre bunun etkisinden kurtulamıyor. Ama aynı şekilde de yaratıcı bir hayatı, insan olmayı sizinle birlikte öğreniyorum diyerek yeniden insan olmak ne demektir o zaman diye özellikle Zerdüşt'ü bunu tekrar yeniden gündem yaparak bu konuyu uzun boylu işliyor. Ama bu saydığım arkadaşların hiçbiriyle uzun süreli bir arkadaşlığı ne yazık ki devam etmiyor. Ve hatta bir mektubunda bir arkadaşı hatta kendisi bile artık kendisine yetmemektedir diye bir mektuplarında Nietzsche ile ilgili yazıyor. Ve şöyle diyor, sevgiye özlem duyuyor ancak gerçek bir sevginin gerçekleşmesi için şart olan ruhunu ortaya koyması gerektiğini Nietzsche unutuyor diye de ekliyorlar ve bunun artık hastalığın etkisi olduğunu, bu yüzden hastalığının etkisinden dolayı da arkadaşlarının teker teker kendisinden koptuğunu ve hep yalnız kaldığını, tabii ki ablası en son olarak da ablası tarafından bakılıyor. Ama yalnızlığı Nietzsche önemli bir değer olarak görüyor. Yalnızlığa kendisi bir anlam katıyor. Ve şunu söylüyor Nietzsche, kendi cümlesi. Bir insanın beni sevebileceğine inanmayacak kadar artık gururluyum. Zira beni sevmesi için kim olduğumu bilmesi gerekir. Aynı şekilde benim de birilerini sevebileceğime inanmıyorum. Zira bu kendi mevkimde bir insanın bulunmamasını gerektiriyor. Yani kısacası aslında yaşadığı yalnızlığı biraz daha çelişkili olarak kendisi sürüklüyor ilişkilerinde. Yani iyi bir ilişki yaşadıktan bir müddet sonra tekrar bir şekilde bu ilişkisi bozuluyor ve yalnızlığına daha özellikle inzivaya çekilerek tekrar özellikle Zerdüşt'te yani yazdığı eser böylece ortaya çıkmış oluyor. Yalnızlığını yaratıcı bir hale getirmiş oluyor. Pekala. O zaman Nietzsche'nin temel düşüncelerinden de çok kısa bir şekilde, felsefesinin ana temel düşüncelerinden de bahsederek ondan sonra söyleşiyi ben burada bitirmiş olayım. Birincisi, Nietzsche'nin temel düşüncesi insanın kendisidir. Nietzsche'nin felsefesinin merkezinde insan vardır. Ve insan için Nietzsche'nin söylediği şey insanın kendisini aşması gerekir. Temel kavramı bu. Ve özellikle Zerdüşt'te şunu söylüyor, kendine karşı bir tutum içerisinde insanın olması gerekir. Kendisine karşı bir tutum geliştirerek kendisini aşması gerekir. Ve kendisiyle ilgili insanın öz değerlendirme yapması gerekiyor. Ama bunu da iki çelişik şekilde yapması gerekiyor. Bir, sonsuz bir şekilde kendine inanması gerekiyor. Kendine iman kavramını kullanıyor. Kendine inanması gerekiyor. Tam zıttı da aynı şekilde bir tarafta kendine inanması gerekiyor. Öte taraftan da kendinden şüphe etmesi gerekiyor. Şimdi tabii normal bir şekilde bunu düşündüğümüzde sanki şizofrenik bir şeyden bahsediyoruz. Bir taraftan kendime çok iyi inanacağım, iyiyim falan diyeceğim. Öte taraftan da acaba ben iyi miyim diye aynı anda bu iki çelişik duyguyu yaşayacağım. Bu tipik bir şizofrenik bir duygu değil mi diye. Tam da onun yapmak istediği buydu. Kimi yazarlarda, yorumcularda yani Nietzsche ruh haline göre davranıyordu. Nietzsche'nin ruh hali zaten böyleydi. Bunu da talep ediyor. Ama doğru, benim ekleyeceğim şey şu. Bu çelişkiyi yaşamaksızın biz de kendimizi aşamayız. Nietzsche'nin anlatmak istediği felsefesinin özünde benim yürekten katıldığım, çok önemli bulduğum bir durum vardır. İnsanın yeniden doğuşla yeniden kendini doğurması gerekir. Kendinden yeni birisini yapması gerekir. Eğer kendimizi sadece onaylarsak, kabul edersek, geleneksel dinlerde olduğu gibi sadece onaylanmış oluruz. İnsan çok iyidir, çok güzeldir, ben çok iyiyim demiş olmakla iman etmiş oluruz. Ama iman yetmiş, yeterli değil. Terk etmen gerekiyor kendini. Kendini hor görme kavramını kullanıyor. Özellikle tasavvufta nefsi levame dedikleri şey var ya, işte tam karşılığı bu. Kendini eleştiren nefis. Yani kendinden eleştiren bir tarafın var. Öte taraftan da eleştirerek kendinden yeni birini ortaya çıkarmak var. İşte Nietzsche buna memnuniyet arayışı diyor. Tatmin olma arayışı. İnsan memnuniyet arayışında daima olmalı. Her zaman bunu aramalı. Neden? Nietzsche'nin çok sevdiğim bir cümlesi. Çünkü diyor, kendisinden memnun olmayan sürekli olarak intikam duygusunun peşine düşer.
son derece önemli bir cümledir. Kendisinden memnun olmayan bir insan her zaman intikam peşine düşer. Başkalarını suçlar. Ben aslında zayıf durumdayım senin yüzünden. Sen eğer beni okutsaydın ben böyle olmazdım. Ya da ben fakirim senin yüzünden. Benim başıma bu iş geldi başkasının yüzünden. Gibi her zaman intikam peşinde olacak. Bu yüzden insanoğlunun en çok peşinde olması gereken şey memnuniyet kavramının kendisidir. Memnun olmasıdır. Memnun olması imkansız olabilir ama yürüyüşten bahsediyoruz, yolda olmaktan bahsediyoruz, köprüden bahsediyoruz. Nietzsche'nin bizi uyardığı, felsefesinin bize kattığı, yaşam felsefesinin bize kattığı en önemli değer budur. Sizi sıktım mı? Yani biraz uzun sürmeye başladı. Eğer sıkıldıysanız ben...